Herkese merhabalar arkadaşlar. Tamlamalar konusuyla devam ediyoruz. Tamlamalar esasında son derece basit, son derece kebap bir konu. Niye? Şimdi bak, burada bir arkadaşımız var, tek başına geziyor. Bu arkadaşımız ise iki kişi geziyorlar. Bunlar arkadaşlar. İki kişi beraber olduğu zaman biz buna bir tamlama diyeceğiz. Eğer bir sözcük tek başına olduğu zaman bu tek başına tamlama değil diyeceğiz. Nasıl oluyor? Bakın şimdi şöyle göstereyim. Mesela Ali, tamam mı? Bizim okula dün geldi diyelim. Şimdi sen burada neyi bileceksin? Kim kimle arkadaş, nasıl? Şöyle biliyorsun. Cümlenin öğeleri üzerinden gideceksin. Mesela geldi kelimesini buldun ya. Geldi kelimenin en önemli, cümlenin en önemli kelimesi. Kim geldi? Ali. Tamam. Ne zaman geldi? Dün. Tamam. Bak, bunlar hep tek başına takılıyor. Ama şuna bakın. Nereye geldi? Bizim geldi diyemezsin. Bizim okula diyorsun. Bak, bunu ikisini beraber aldın. Çünkü bunlar iki arkadaş. Bak, bunun gibi tek değil. Bunun gibi çift. Dolayısıyla biz bu tarz beraber aldığımız kelimelere tamlama diyeceğiz. İsim tamlaması, bir ismin başka bir isim tarafından değişik şekiller tamlanmasıyla oluşuyor. Mesela diyelim ki başarının anahtarı dediğin zaman ne oldu? Bir isim tamlaması oluşuyor. Başarının anahtarı. Inının ısı diyebiliriz. Veyahut da edebiyat dünyası mesela. Veya edebiyatın dünyası diyebilirsin. Benim arabam. Şehrin uğultusu veya şehir uğultusu. Yani burada temel mantığımız ınının ısı. Inının ısı. Mesela sınıfın kapısı. Okulun duvarı. İşte ne bileyim, kalemin rengi. İşte kolumun çiziği falan fark etmez. Hiçbir değişmez. Her zaman ın-ı mantığıyla ilerleyebilirsin. Mesela bakalım. Burada bir çocuklar ve hayal var. Çocuklar bir isim. Tamam, sıkıntı yok. Hayal de bir isim, sıkıntı yok. Çocukların hayali diyoruz. Bak, ın-ının ısı. Peki. Burada birinciye tamlayan diyeceğiz arkadaşlar. İkinciye ise tamlanan diyeceğiz. Son derece basit. Niye? Önce hayal vardı, onu tamladı. Tamladı yani, çocukların hayali oldu. Çocukların hayali ve burada hayali kelimesini aldığı iyi eki, iyilik eki. Onun hayali diyebiliyoruz. Burada başka şunu da bilmemiz lazım. İsim tamlamasında tamlananlar tamlayanlara kimin veyahut da neyin veyahut da ne sorularını soruyor. Neden? Çünkü çocukların hayali dediğimizde burada kimin hayali diyoruz. Mesela Ahmet'in hayali desek kimin hayali? İşte kedilerin hayali desen neyin hayali diyebiliriz. Şimdi burada şu çok önemli. Bu ın-ı mantığına geçmeden önce isim tanımlamasıyla bizi karşılaştıracaklar olan şey sıfat tanımlaması. O yüzden şimdi bizim esas dikkat etmemiz gereken sayfayı şöyle yazıyorum. Bak şimdi tamlamalar yazıyorum. Tamlamalar yazıyorum. Ve bunun kimisini kırmızı, kimisini mavi yazıyorum. Tamlamalar. Şimdi hocam, işsiz misiniz diyebilirsiniz. Niye bazılarını kırmızı, bazılarını mavi yazdınız diyebilirsiniz. İşsiz diyelim. Daha iyi anlamanız için yapıyorum. Şimdi tanımlamalar iki çeşit. Bir mavi olanlar yani isim tanımlamaları var. Bir de kırmızı olanlar yani sıfat tanımlamaları. İsim tanımlamalarının ismini yazıyorum bak. İsim tanımlamaları. Hatta buna isim takımı da deniyor. İsim tanımlaması. Uzatmamak için kısa yazdım. Sıfat tanımlamalarını sıfat tam diye yazıyorum. Tamam, buraya kadar her şey bence çok net anlaşılıyor. İsim tanımlaması da mutlaka az önce gösterdiğimiz resimdeki gibi iki kişiden oluşmalı. Sıfat tanımlaması. O yüzden mavi renkle devam ediyorum. İsim tanımlaması da tamlayan ve tamlananı yazıyorum. Sıfat tanımlaması da tamlayan ve tamlananı yazıyorum. Bence buraya kadar her şey anlaşılıyor. En az iki kelime olmak zorunda dedik. Peki, isim tanımlamasında bir birinci var, bir de ikinci var. Sıfat tanımlamasında da bir birinci var ve bir ikinci var. Tamam, buraya kadar her şey tamam. Mesela örnek verelim isim tanımlamasına. Ne diyelim mesela? Türkçe sınavı diyelim. Ne sınavı? Türkçe sınavı bir isim tanımlaması. Veyahut da okulun binası diyelim mesela. Bunlar isim tanımlaması. Şimdi sıfat tanımlaması yazalım. Başka bir sıfat tanımlaması yazalım. Mesela zor sınav. Öyle değil mi? Veyahut da işte eski bina. Bunların hepsi de sıfat tanımlaması. Kırmızılar sıfat, maviler isim tanımlaması oldu. Bakın buraya dikkat edin. İsim tanımlamasında şu soruları soruyoruz. Ne, neyin ve kimin sorularını soruyoruz. Ne, neyin, kimin sorularını soruyoruz. Ne sınavı? Türkçe sınavı. Ne binası veya neyin binası? Okulun binası. Sıfat tanımlamalarında ise nasıl, hangi ve kaç sorularını soruyoruz. Diyoruz ki mesela nasıl sınav? Zor sınav. Nasıl bina? Eski bina. Başka bir örneklerden verelim. Mesela başka bir örnek bulalım. Mesela diyelim şöyle düşünelim. Ne diyelim mesela? Duvar diyelim. Bakın şimdi duvar kelimesini kahverengi yazıyorum. İki tane duvar yazdım. Şimdi bunlardan bir tanesiyle sıfat tanımlaması, bir tanesiyle isim tanımlaması yapacağım. İsim tanımlaması yapıyorum mesela. Diyelim ki neyin duvarı? İşte okulun duvarı diyebilirsin. Veyahut da mavi renk yazacağız isim tanımlaması olduğu için. Mesela evin duvarı diyebiliriz. Bak, evin duvarı.
ın, ı olduğu zaman isim tanımlaması demiştik. Ama sıfat tanımlamasında nasıl duvar diyeceğiz. Mesela nasıl duvar? Yıkık duvar, kirli duvar, temiz duvar, beyaz duvar veyahut da hangi duvar? Şu duvar dediğin zaman da bir isim tanımlaması oluyor. Bak şu kelimesini ne, neyin, kimin sorularıyla bulamazsın. Şu kelimesini hangi sorusuyla bulabilirsin? Burası anlaşılır değil mi? Hatta ekstra sorular da ekleyelim. Neredeki veyahut da kimdeki soruları da buna cevap veriyor. İşte esasında işin özü bu. İşin özü burada. Yani siz isim tanımlamalarında ne, neyin, kimin sorularını soracaksınız. Sıfat tanımlamalarında nasıl, hangi, kaç sorularını soracaksınız. Ve mutlaka tanımlama en az iki kelimeden oluşmak zorunda. Daha fazla da olabilir ama en az iki kelimeden oluşmak zorunda diyoruz. Ve geçip devam ediyoruz. Şimdi burası ne o zaman? Burası isim tanımlamasındayız biz şu anda. Niye? Çünkü kimin hayali, neyin hayali veya ne hayali diyoruz. Yani çocukların hayali. Zaten videomuzun başında söylediğim ının ısı hep isim tanımlamasında. Şimdi bak, isim tanımlamaları kendi içinde dörde ayrılıyor. Masanın örtüsü, okulun binası, sınıfın kapısı, öğrencilerin işte başarısı gibi ının ısı olduğu zaman bu belirtili isim tanımlaması oluyor. Bu kadar basit. Yani tamlayan da, bak şöyle mesaj gibi yazayım. Tamlayan da, tamlanan da ek almak zorunda. Belirtisiz isim tanımlamasında ise sadece tamlanan ek alıyor. Yani spor gazetesi veyahut da masa örtüsü olduğu zaman. Masanın örtüsü belirtili, masa örtüsü belirtisiz oluyor. Hakikaten arada fark var. Bak, masa örtüsü herhangi bir masa örtüsü anlamı veriyor ama masanın örtüsü belli bir masada ama o masanın örtüsü gibi belirtili anlamı veriyor. Mesela bak şöyle düşünün. Bebek arabası diye düşünelim mesela. Bebek arabası. Herhangi bir bebek arabası oluyor. Bu belirtisiz. Bebeğin arabası dediğimizde o belirtili oluyor. Niye? Çünkü bebeğin arabası bir bebekten bahsediyor. O bebeğe ait olduğunu gösteriyor. Şimdi zincirleme isim tanımlamasına baktığımızda şehrin havasının kirliliği. Yani ınının ısının ısı diyorsun artık. Niye? Çünkü en az bir, iki, üç isim olmak zorunda. Burada şuna dikkat edin. Burası çok önemli. Mesela okul binası, mesela okulun binası dedik ya. Okulun binası isim tanımlamasıydı. Belirtili isim tanımlamasıydı. Okulun eski binası dersek bu zincirleme isim tanımlaması olmuyor. Niye? Çünkü tamam bu isim. Eyvallah. Bu da isim. Eyvallah. Ama bu sıfat. Sıfat araya girdiği zaman bu zincirleme değil. Arasına sıfat girmiş belirtili isim tanımlaması oluyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Takısı isim tanımlaması ise çok fazla sorulmaz ama yine de anlatalım. Ne diyelim mesela? Takısı isim tanımlamasında burada şuna dikkat edin. Mesela sonbahar mevsim diyoruz ya. Bu takısı isim tanımlaması olamaz. Niye? Çünkü burada sonbahar mevsim dediğimiz zaman bu belirtili isim tanımlaması. Sonbaharın mevsim olsa belirtili, sonbahar mevsim belirtisi. Ama şuna bakalım mesela. Deri, ceket. İşte ne diyebilirim başka? İşte bir madde neden yapıldığını anlatması lazım. Ne diyebiliriz başka, ne söyleyebiliriz size örnek olarak? İşte kadife, pantolon. Yani bir varlığın veyahut da demir kapı. Bak kapının demir. Bu tarz şeylere biz takısız isim tanımlaması diyoruz. Demir kapı. Burada arkadaşlar yanlış örneği vermişler. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şimdi o zaman şöyle bir özetleyecek olursak hemen gösterelim. İsim tanımlaması kendi içinde şöyle isim tanımları diye yazıyorum. Burada resmin boyası geçmiş. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. İsim tanımlası bir belirtili isim tanımlaması oluyor. İki belirtisiz isim tanımlaması oluyor. Üç zincirleme oluyor. Dört takısız oluyor. Hepsinde bir mantığı var. Burada iki tane kelime olmak zorunda. Burada da iki tane kelime olmak zorunda. Burada en az üç tane kelime olmak zorunda. Burada da iki tane kelime olmak zorunda. Şimdi peki soruları ne? Belirtili de ın, ı olacağı için kimin veyahut da neyin sorularını kullanacağız? Belirtisiz de sadece bu olacağı için ne sorusunu kullanacağız? Zincirlemede en az üç isim yazıyorum buraya bakın. En az üç isim yazıyorum. Takısızda ise bir varlığın neye benzediği veya neden yapıp bir varlığın ham maddesini bulmamız gerekiyor. Ham maddesi. Mesela bu nedir? Plastik kalem. İşte bu takısı isim tanımlaması olmuş oluyor. Ve neye benzediğini ekleyebiliriz. Şimdi mesela bakalım. Akü arızası giderilmezse yola çıkamayız bak. Ne arızası? Akü arızası. Şairin şiirleri. Bakalım başka. Dedemin fotoğrafları bak. Bu birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan. Zeki Müren'in sesi. Anlaştık mı? Şimdi burada gösterelim. Akü arızası belirtisiz oluyor. Çünkü akünün arızası olsa belirtili olacak. Ama akü arızası belirtisiz oluyor. Şairin şiirleri belirtili oluyor. Çünkü neden?
burada şairin şiirleri derken hem tanrının hem tanrımaya kalmış. Şimdi burada renkli fotoğraf sıfat tanımlaması. Bunu öğretmiştik en başta, şurada söylemiştik. Renkli fotoğrafın sıfat tanımlaması olduğunu söylemiştik. Neden? Çünkü nasıl fotoğraf dediğimizde renkli fotoğraf sıfat tanımlaması olur. Ama dedemin fotoğrafları dediğimizde, burası belirtilisin tanımlaması oluyor. Ama tanımlayanla tanımlanan yer değiştirmiş. Zaten bu kuralı da bilmemiz lazım. Bakın bunlar uyarılar diye yazalım şöyle. Uyarılar. Yalnızca belirtili isim tanımlamasında tanımlayanla tanımlanan yer değiştirebilir. Sadece belirtili de bak. Sadece belirtili de B'li yazıyorum, siz anlayın. Şöyle ki mesela okulun binası boyandı diyebilirsiniz. Bu belirtili isim tanımlaması. Niye? I'nın I'sı var. Tanımlayan, tanımlanan. Binası boyandı okulun diyebilirsiniz. Binası boyandı okulun. Burada ne oluyor? Tamlayanla, yani birinci ile ikinci yer değiştirmiş. Önce ikinci gelmiş, sonra birinci gelmiş. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Tamam, burada sıkıntı yok. Bir de şuna dikkat edelim. Tamlayanla tamlanan arasına, özür dilerim öksürdüm. Tamlayanla tamlanan arasına bir sözcük devreye belirtildi. Bakalım. Mavi yazıyorum. Okulun renkli binası yenilendi diyelim mesela. Okulun renkli binası yenilendi diyelim. İşte burada araya ne girdi? Renkli diye bir sıfat girdi. Anlaştık mı? Renkli diye sıfat girdi. Okulun binası araya renkli diye bir sıfat girmiş. Ozan şunu bileceğiz. Sadece belirtili isim tanımlamasında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Sadece belirtili isim tanımlamasında tamlayanla tamlanırsına sözcük ya da sözcükler girebilir. Hatta şuna da bakalım. Bazen binası yenilendi diyebilir mesela adam. Bu ne hocam? Bu da şu. Tamlayanı düşmüş isim tanımlaması. Burada isim tanımlaması var mı? Yok. Niye? Çünkü tamlayan ve tamlanan yok. En az iki kelime olması lazım. Yani burada binası yenilen dediğimizde bu da tekil, bu da tekil. Onun binası veya bir şeyin binası dediğimiz için buna da biz tamlayanı düşmüş isim tanımlaması diyeceğiz. Şimdi ne dedik? Şairin şiirleri belirtili dedik. Dedemin fotoğrafları da yine belirtili ama tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Zeki Müren'in sesi, bu da belirtili. Fakat burada araya tatlı diye bir sözcük girmiş. Yani arasına sözcük girmiş, belirtili isim tanımlaması diye söyleyebiliriz. Şimdi gelelim sıfat tanımlasına. Bunlar isimleri renk, şekil, durum, sayı yönüyle niteleyen ve belirten sözcükleri biz sıfat dediğimiz için sıfatlardan oluşacak. Şimdi sıfat tanımlasının mantığını burada anlatmıştık. Neydi? Eğer ne neyin kimin olursa isim tanımlamasını buluyordu. Nasıl, hangi, kaç soruları da sıfat tanımlamasını buluyordu. Nasıl sınav? Zor sınav, sıfat tanımlaması. Nasıl bina? Eski bina, sıfat tanımlaması. Şimdi mesela şöyle devam edelim. Bir veya daha fazla sıfat bir ismi sayı, renk, biçim, durum yönlerini nitelediği veya belirttiği kelime grubudur diyebiliyoruz. Şimdi bakalım. İsim tanımlaması bulalım mesela. Evin, hani az önce demiştik, ev, duvar, bunlar ikisi de isim olduğu için evin duvarlarını boyadım dediğimizde bu isim tanımlaması oluyordu. Ama sıfat tanımlamasında eski duvarları boyadım diyorsun. Niye? Bu sefer nasıl duvarlar sorusuna cevap veriyor. Bakın burada neyin sorusunu soruyorum ben? Neyin duvarları? Evin duvarları. Burada ise nasıl duvarlar sorusunu soruyorum? Eski duvarlar. Şimdi mesela yüksek binalar. Burada yüksek sıfatımız oluyor. Binalarda ismimiz oluyor. Nasıl binalar? Yüksek binalar. Demek ki sıfat tanımlarında nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, başka neler ekleyebiliriz? Neredeki, mesela neredeki binalar veya kimdeki, buna benzer sorular hep, ama en çok şu üç soru sıfat tanımlarını bulduruyor diyebiliriz. Bakalım. Önce kolay soruları çözmelisin. Nasıl sorular? Kolay sorular. Sıfat tanımlaması. Peki hocam sıfat tanımlamasının belirtisi, hayır öyle çeşidi yok. Birkaç parça eşyasını alıp buralardan gitti bak. Birkaç parça eşya. Nasıl eşya veya kaç eşya? Birkaç parça eşya. Düşündüğüm soru. Nasıl soru? Düşündüğüm soru veya hangi soru? Küçük bir dükkan. Nasıl bir dükkan? Küçük bir dükkan diyoruz. Bunlar hep birer sıfat tanımlaması. Şimdi sıfatın olduğu her yerde sıfat tanımlaması vardır. Mesela sabah kahvaltıda kızarmış ekmek de var dediğimizde nasıl ekmek? Kızarmış ekmek, bu sıfat tanımlaması oluyor. Sıfat tanımlarına başka örnek verelim mesela. Etkili anlatım. Çoğu hikaye. Akıllı biri, bak zamirle de sıfat tanımlaması oluşturulabiliyor. Gereksiz bir ayrıntı, düşündüğüm soru. Mesela şunlar da sıfat tanımlaması. Her şey, bir şey. Bunların hepsi birer sıfat tanımlaması olabiliyor. Şimdi bunları biz akıl notlarımızda zaten çok net bir şekilde sizlere gösterdik. Tanımlamalar konusunu burada özetledik. Buradan çalışabilirsiniz. Ama ben şimdi bu tanımlamalardan ziyade bunu şuradan gösterelim. Nerede?
Edebiyat Dönemi roman falan diye haber metni. Gezi yazısı şuradan alalım. Buradan çalışabileceğiniz gibi aynı zamanda sizin esas çalışmanız gereken yeri ödev olarak vermek istiyorum size. Şöyle göstereyim. Burada tabii edebiyat ağırlıklı. Şuradan bakın birincisi sıfırdan ona edebiyatta tamlamalar konusunu hemen bulmamız lazım. Bulalım bakalım tamlamalar konusunu. Neredeymiş? Bileşik sözcükler, noktalama işaretleri, tamlamalar, isim tamlamaları diye görüyoruz. O zaman sayfa 68'i açıyorum. Sayfa 68'e gelene kadar tabii burada başka konular da var. Onları da iyice çalışmamız lazım. Şimdi ödevimizi veriyorum size sayfa 68'de. Divan şiiri, edebi sanatlar. Bunlardan hep sınavınıza çıkacak bu yeni gireceğiniz sınavda. İsim tamlamaları ve tamlamaların özellikleri. Sayfa 68'i ve 69'u lütfen çalışın arkadaşlar. Burası önemli. Aynı zamanda TAK Türk Dil Edebiyatı'ndan da yine sizlere ödev vermek istiyorum. Burada da kazandığınız ödevi söylüyorum yine. Bakın 3. ünitenin sonunda buradaki soruları mutlaka çözmelisiniz. Hatta ben direkt sayfa 61'den sayfa kaça kadar? 87'ye kadar direkt olarak ödev veriyorum şiirle alakalı. Ve bu tamlamalar konusu yani 78-79'da mutlaka, hatta 78 değil 77 ve 78'de mutlaka çözmelisiniz. Buradaki sorunun zaten çözümleri var. Hadi bakalım şimdiden sınavınıza başarılar diliyorum. Esasında gördüğünüz gibi kolay bir konu. Yeter ki sorularla, ödevlerle bu işi tam anlamıyla bitirelim. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.